Orta sahaya önemli. Şu anda Türkiye'de belki de bir ilki gerçekleştiren 10 maçta 107 gol yani evet yanlış duymadınız. Güvenspor teknik direktörüyle beraberiz. Bakalım 107 gol 10 maçta kolay mı yeniyormuş? Hocam 10 maçta 107 gol yemişsiniz. Bu bir rekor esasında Türkiye amatör. Ben yemedim. Bizim takım yedi. Önce bunu ayıralım. Futbol oyunu 3 ihtimalli bir oyun. Yenmek, beraberlik ve mağlubiyet. Bizim için 2 ihtimalli. Beraberlik ve mağlubiyet. Biz daha 3. ihtimali göremedik sevgili kardeşim. 3. ihtimal biz daha göremedik. O Atakan'ı bulacağım, ağzını burnunu kıracağım o Atakan. Kalecini. Abi dedi ben handball kaleciliğinden kurtulmak istiyorum dedi. Beni handball kaleciliğinden alın dedi. Oğlum dedim futbol handball'a benzemez. Biri ayakla biri elle oynanıyor. Çok büyük fark var. Becerebileceğim mi? Kavrayabileceğim mi? Abi ben her şeyi yaparım futbolcu maçın. Koyduk kaleye. Gelen alıyor, giden alıyor. Alışmış şimdi handball'da şöyle bir zıplama vardı bak. Şöyle bir zıplama var. Handball'da. Hayatta çıkardım. He, böyle zıplar handball kalecisi. Böyle. Lan futbolu uç lan. Dokuz. Puh senin futboluna be. Uç kenara. Bu ne? Bu ne? Yedek kaleci. Yersin 107 golü. 107 golü yiyince benim burada. Benim yerim burasıdır arkadaş. Ben burada dururum. Buradan gol yiyince var ya. Buradan o giriş. Bana burada arkadan neler giriyor haberin yok. Arkada seyirci var. Bizim bugün 107 tane seyircimiz vardı maçta. Toplam golünüz kaç? 107. Nasıl anlatacağım ben seyirciye? Adam başına bir gol yedik mi diyelim. Ha ama şimdi bak. Ben takımın dino... şey benim takımın... şey derler. Dinamosu Fink. Benim takımın dinamosu. Yabancı ırkı. Fink yabancı ırkı. Kendisi İskandinavya'dan. Ben bunu serbest oynatıyorum. Bak ben bu takıma çok diziliş denettim. 4-4-2. Şu anda benim çocuklar 4-4-2 dizilişinde. Ya ben bu takıma 0-0-0'ı denedim ya. 0-0? Evet hiçbir oyuncusuz. 11 kaleci. Kalede mi bekliyorlar? Kalede yan yana dizdim buraya. Hocam öyle bir futbol anlayışı. 11'ini de böyle yan yana dizdim bak. Hocam öyle bir futbol anlayışı bu. Bu işte global futbol anlayışı. 11'ini de dizdim yana. Lan bir adam dedin 70 santim. 11 kişisiniz yan yana dizdim kaç eder? Eni tabii eni. Boyu 70 santim olan da var bizde. Danya. Forvet. Diyor ki hocam ben kafa topuna çok iyi çıkarım. Ulan kafa topuna çıktım benim omzuma geliyor zaten. Kafa topuna çıktı mı? Danyar. Bunun kaleye şut atması yasak. Benim takımda forvetlerin kaleye vurması yasak arkadaş. Bunlar 7 şut vursalar, 10 şut vursalar, 100 tane vursalar birini kaleye sokamıyor bunlar. O zaman vurma. Hani zaten vurmuşum vurmamışım bir şey değişmiyor ki. Ya vuruyorsun alta gidiyor benim içim eriyor. 100 gol kaçırıyorsun. Bari gol yani vurmazsan gol de kaçırma olmuyor. Zaten ben buradan bıraktım rakip teknik direktörünü. Burada ikimiz izledik maçı. Çünkü burada dönüyor maç. Başka yere gitmiyor. Bizimkiler dikiyor topu. Buradaki bir tane bırakmışlar. Bu buraya geri atıyor. Burada oynanıyor maç. Hem şey daha da iyi oluyor yani. Böyle böyle bakasın yok. Çünkü buraya çıktın ama buradan kontra atakla buradan giriyor. Selahattin var onlarda bir tane pire gibidir. Buradan gelir böyle dolaşır böyle zikzaklar çizer gelir burada gelir Atakan böyle zıplar kol buradan vuruyor. Nereden yediniz? Nereden yediniz lanetler? Nereden yediniz akılsızlar? Nereden yediniz? Hocam hata hiç kendinizde aramayı düşündünüz mü? Ya ben şimdi bu takıma daha ne yapayım? Ben takımın dominosu olarak Fink'i seçmişim. Bak Mehmet Dilek'le Danyal'ın kaleye şut atmaları yasak. Buraya girse bile bak boş kaleye girse bile atacak Fink'e geri. Ha Tahsin. Gol buradan Tahsin diyor hocam ben uzak şut vurabilirim. Bir hareket yapacaktım da şimdi. Hocam buradan şut atabilirim. Buradan topu nereye attı biliyor musun bir sefer? Buradan benim kafaya attı topu la. Buradan la. Bak buradan girmiş hatta böyle gelmiş ya sırtı bana dön. Serkan top geldim orta saha hiç bakma etrafına. At Fink'e. Yılmaz at Fink'e. Musa at Fink'e. Sait at Fink'e. Mehmet boş, at Fink'e. Ha Fink. Yunus at Fink'e buraya. Ha Fink peki. Fink hocam böyle bana bakıyor. Hocam ben nereye koşuyorum? Lan koş. Hocam o da yetişiyor. Lan koş oğlum. Nereye koşuyorum hocam? Lan koş şuraya. Ben artık kendimi takımıma
ve sevdiğim insanlara adadım. İki tane çok güzel çocuğum var. Kupalarım var. İki tane çok güzel çocuğum Allah var. İdeallerim yüksek. Daha iyi yerlere geleceğim. İki tane çok güzel evladım var. Onların da isimleri burada. Burada. Çocuklarınız mı acaba? Benim evlatlarım. Berk'le Ayşegül. Ha şey. Evlat edindiniz. Yok benim öz çocuğum. Hepleriniz. Hayır kendi yavrum benim çocuğum. Evladım. Yani karımla ortağım. Berk, Ayşegül. Ayşegül çok tatlıdır. Berk 7 yaşında. Ayşegül'ü bu yaz okuluna verdim. Discovery Channel'ın bir yaz okulu vardı. Bengal ormanlarında geçen. Orada 7 aylık bir başka arkadaşlarıyla doğal ortamına alışma kursu var. Onu alacak. Gelip ilkokula başlayacak. Berk 1. sınıfa gidiyor. Size benziyor maşallah. Saçları özellikle. Bu değil mi? Bu bana benziyor da bu şeye çekti. Anneannesine çekti kayınvalide. Ona benziyor işte. Ağzı yamuk, pis iğrenç bir ağzı var. Kadın dedi biz böyle bir kadın dedi. Ne çirkin şeyler şunlara bak. Canlarım benim. Ne çirkin şeyler.